Evet, merhaba sevgili anne babalar. Anne babalar diye başladım ama anne baba değilseniz de sakın "aa benim çocuğum yok" deyip vazgeçmeyin. Belki çocuğunuz olacak. Olmayacaksa bile siz de bir zamanlar çocuktunuz. O yüzden de konu bütünlüğünün sağlanması için lütfen hani bu çocuklarla ilgili oynatma listesinde falan diye sakın vazgeçmeyin, tamam mı? Şimdi ben yine anne babalar diye sesleniyorum. Konumuz sizden gelen bazı sorular. Geçen canlı yayın yaptığımızda da çokça gelen sorulardan bir tanesi ya da bana gelen mesajlara da baktığımda çokça gelen sorular şunlar. Tülay Hanım, ya çocuk bana çok yapışık. İşte 2 yaşındaki kızım bana çok yapışık. 5 yaşındaki oğlum, kızım, işte fark etmiyor, cinsiyetle de alakalı bir şey değil. Hep bizimle oturmak istiyor. Böyle dizimin dibinde bize yapışık. Nereye gitsem arkamda, mutfağa gidiyorum, rahat yemek yapıp mutfağa gidiyorum. Eteğimde işte televizyon seyrediyorum. Eteğimde anne 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 baba 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 hep bizimle olmak istiyor. Oyun kurmuyor. Nasıl ayırabilirim? Çocuğumu nasıl ayırabilirim? İşte odasını nasıl ayırabilirim? Yatağını nasıl ayırabilirim? Bakın, hep nasıl ayırmakla bir şey, yani çocukları kendimizden nasıl ayıracağımızla ilgili bir soru dağı vardı gerçekten önümde. Nasıl ayıracağız? Maalesef, bakın maalesef diyorum, toplumumuz çocukları bizden ayırmayı üstün tutmaya başladı. Yani çocuklarının yatağını ayıran, odasını ayıran, çocukların kendi başına oyun kurmasını, hadi git bakalım arkadaşlarına oyun oyna deyip hani böyle arkadaşlarla iletişim kurma becerisini anne babasıyla olan bağımlılığından daha üstün tutan, cümle çok karışık oldu. Şimdi temizleyeceğim cümleyi. Kusura bakmayın, epey zamandır video çekmediğim için biliyorsun ilk başlarda biraz ısınmada problem yaşıyoruz. Yani ez cümle diyeceğim şey şu: çocuklarınızın size böyle yapışık olması ileriki zamanlarda anne baba olarak işinizi çok kolaylaştıracak. Lütfen bu durumdan kurtulmaya çalışmayın. Psikologlara, pedagoglara nasıl ayıracağım, nasıl ayıracağım sorularını yöneltmeyin. Bu sağlıklı bir şey. Eğer çocuğunuz size bağlıysa ya da bağımlıysa hiç fark etmez. Bağımlıysa size bağımlı olsun. Çünkü canlıların beyninde şöyle bir mekanizma var. Sadece sadece insan yavrusunda değil. Tavuk beslediniz mi bilmiyorum, ördek beslediniz mi bilmiyorum. Bütün canlılarda, kedi köpek beslediniz mi bilmiyorum. Bizim bahçede tavuklar böyle basıyorlar ve sonra civcivler çıkıyor. Ve benim hayranlıkla seyrettiğim bir sahne var. 8-10 tane civciv çıkıyor. Ve benim en sevdiğim manzaralardan bir tanesi. Tavuk böyle dolaşıyor, böyle tık 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 gagasıyla bir şeyler alıyor. İşte yavrular da hep onlarla beraber. Anne tavuk hiçbir zaman civcivlerini "sen şimdi burada dur, siz burada bir oturun, ben gideyim size iki bir şey", öyle bir şey yok. Bir yere muhafaza etmeye çalışmıyor. Kuşlarda da aynısı. Hani belki kuşlar bir süre uçana kadar yuvada duruyor. Duruyorlar orada ve annelerini bekliyorlar ve annelerine bağlılar. Ama dur, bu örneği daha çok kuşlar üzerinde, tavuklar üzerinde en güzel burada anlatabilirim. Kediler, köpekler, memelilerde de biz bunu görüyoruz. Anneler çocuklarını zapt etmek için özel bir çaba harcamıyorlar. Anne nereye gidiyorsa, tavuk nereye gidiyorsa civcivler onun arkasından gidiyor. Ve böyle o kadar hoş bir harmoni içinde dans ediyorlar ki bahçede. Bir tarafa, bir tarafa, bir tarafa. Düşünün, böyle bir bağlanma güdüsü olmasaydı, civcivler anneye yapışmasaydı nasıl derleyip toplayacaktı? Bu içgüdüsel bir şey. Bu bütün canlılarda var. Çocuğunuz size yapışıksa da bu içgüdüsel olan bir şey, sağlıklı bir şey. Çocuğunuza şekil vermeniz için de bu bağ şart. Hep bağlanma, bağlanma, bağlanma. İşte bağlanma bu. Çocuğunuz sizinle beraber olmak istiyorsa size bağlıdır. Ama biz ne yapıyoruz? Zehirli pedagoji ne yapıyor? Maalesef bu bağı koparmanız yönünde sizi terk ediyor. Odasını ayır, yatağını ayır, kendi oyun kursun, bırak arkadaşlarıyla ilişki kursun, iletişim kursun, sosyalleşsin. Ve üzüldüğüm şeylerden bir tanesi, anne babalar bile üzerine baskı hissediyorlar. Oyun grubuna götürmem lazım çocuğu 1,5 yaşında. Oyun grubuna, akranlarıyla beraber olsun. Hani ondan sonra restorana gidiyorsunuz, pek çok restoranda var. Ya bizim mahalledeki kebapçıda bile var. İnanın, eskiden daha lüks yerlerde vardı. Her yerde var. Çok basit değil mi? Mahalle kafeteryalarında bile var. Çocuklar için oyun parkı. Çocuklar anne babalarıyla oynamayacak. Çocuklar orada biraz daha şeyse, o daha pahalı bir yerse, işte orada bir de bakıcı falan oluyor. Çocuklar bir yerde. Otele gidiyorsunuz, mini kulüp falan var böyle. Çocuk mini kulüpte oynuyor. Sonra okullar böyle kahvaltı falan düzenliyor. Kreşlerde de görüyoruz, ilkokullarda da hafta sonu etkinlik, aileler bir araya geliyor falan. Anne babalar bir yerde, çocuklar başka bir yerde. Doğum günü yapılıyor çocuklara, işte bir palyaço geliyor, bir şey geliyor, biri çocukları oynatıyor. Ailenin belki palyaço tutacak durumu yok, öyle bir doğum günü değil. Biri orada çocukları oynatıyor.
Diyeceksiniz ki tabii ki de çocuklar çocuklarla oynayacak, yetişkinler yetişkinlerle. Sevgili anne babalar, çocuklar muhabbetinizi bazen bölebilir. Çocuklar kendinize ayıracağınız zamandan çalabilir. Çocuklarınızın dolması gereken sevgi depoları vardır. Siz onlara vermeniz gerekeni vermek zorundasınız ve bunu vermek, bu bağlanma için gereken enerjiyi onlara aktarmak, aranızdaki bağı sağlıklı tutmak, bu işin, hani anne babalık işinin en kolay kısmı. Çünkü ileride başka problemleriniz olacak. Çocuk bilgisayarı kapatmayacak, telefonunu elinden bırakmayacak, ödevini yapması gerekecek, odasını toplaması gerekecek, mutfakta size yardım etmesini isteyeceksiniz. Onu inançlarınız konusunda, değerleriniz konusunda şekillendirmek isteyeceksiniz. Herkes çocuğunu kendi değer yargıları çerçevesinde şekillendirmek ister, değil mi? Yani ahlaki, bilmiyorum, yani sizin değer yargılarınız neyse çocuğunuzu kendiniz gibi inandığınız değerler doğrultusunda yetiştirmek istersiniz. İşte istiyorsanız ki ben çocuğum üzerinde kontrol sahibi olayım. Ona sınır çizebileyim. Onu yönlendirebileyim. İnandığım değerleri ona aktarabileyim diyorsanız hiç o zaman size yapışık olmasından şikayetçi olmayın. Çünkü çocuklar bağlanma güdüsüyle doğarlar. Tıpkı bir civcivin anne tavuğa bağlanma güdüsünde olduğu gibi. Ama bu bağlanma öyle bir şeydir ki, yine eğer böyle komik videolar falan Instagram'da izliyorsanız, ördekler yumurtadan çıkarlar. Basımlama denen bir şey vardır yumurtadan çıkan canlılarda. O sırada anne ortada yoksa hareket eden ilk cismi takip ederler. Şöyle komik görüntüler ortaya çıkar. Ortada bir köpek varsa mesela, bütün yavru civcivler, işte ördek yavruları, kaz yavruları, civcivler, o hareket eden kedi ise kediyi takip eder, annesi zanneder. Anlatabiliyor muyum? Yani beyin diyor ki bağlan, bir şeye dayan, bir şeyi takip et. Yani hepimizin beyninde birini takip etme dürtüsü var. Şunu demek istiyorum, çocuğunuz sizi takip etmezse birini takip edecek. Ondan sonra diyorsunuz ki işte YouTuber'ları takip ediyor, ne yapacağım? Instagram, sosyal medyada birilerini takip ediyor. Sizi takip etmiyor çünkü. Takip etmek bir ihtiyaçtır bütün canlılarda. Siz yetiştirmezseniz birisi yetiştirecek. Ondan sonra mesela çocuklarımız neden akran zorbalığı? Bu videoda şu anlattığımdan şu soruların cevaplarını kendiniz çıkartabilirsiniz. Akran zorbalığına neden maruz kaldığını, neden o hoşumuza gitmeyen hesapları neden takip ettiğini, 8 yaşında o YouTuber'lara hayran. Neden hayran? Çünkü hayran olma ihtiyacında, birine inanma ihtiyacında. Siz ne yaptınız? O bağları koparttınız. Şimdi kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Biz kime bağlanırsak onun dediğini yaparız. Kime bağlanırsak onu dinleriz. O ne yapıyorsa aynısını yaparız. Bağlandığımız ve biz bunu şeyde bile görüyoruz. Kedilerle mesela, yavru köpekler kedileri takip ettiğinde, mesela ben tırmık, anne babası olmayan köpeklerimiz vardı bahçede, görmüşsünüzdür. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bir köpeğin şeyi gördüm. Normalde köpekler çişini yapar devam eder. Hani üstünü örtmez. Köpek üstünü örtüyordu. İnanabiliyor musunuz? Bak, çok ben kendi gözümle gördüğüm bir şey. Çünkü kediyi takip ediyor. Kediyi annesi zannediyor. Tırmık var ya bizim, bilirler takip edenler. Tırmık orada bir sürü köpeğe de annelik yaptı. Demek istediğim şey şu. Ve enteresan şeyler gözleyebiliyorsunuz. Doğayı da gözlediğinizde. Yine ez cümle söylemek istediğim şey şu. Bir problem değil. Çocuklarınızın size yapışması bir problem değil. Evet, zor. Zorlukları var. Olabilir. Ama inanın, bugün yarın çocuğunuz o YouTube hesaplarını takip ettiğinde, çocuğunuz o istemediğiniz arkadaşlarının, yani bu arkadaşlarından bıktı, diyeceksiniz ki bu arkadaşın kim? Sen nasıl bunun dediğine bu kadar inanabiliyorsun? Hani sizi değil de arkadaşını takip ettiği zaman, arkadaşlarına yaranmak için çocuğunuz kılık değiştirdiği zaman, ya inanamıyorum, bu benim çocuğum mu? Hani diyorsunuz ya, demezsiniz inşallah. İşte bunların hepsi zamanında onları hep ayırmaya çalıştığımız için, maalesef kültürümüz şu anda içinde bulunduğumuz zaman bu bağlanmayı kötü bir şey. Bakın, içinde bulunduğumuz kültür sürekli güvenli bağlanma diyor. Ama bir taraftan da bu bağı zayıflatmak için de bütün sistem var olmuş, bu bağı zayıflatmaya çalışıyor. Bu bağı önce zayıflatıyor, sonra da diyor ki güvenli bağlanma ile ilgili probleminiz var. Anne babaların kafası karışık. Ve bizler o zaman şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki herhalde benim anne babalık becerim eksik. Bir yerde suç var. Bir yerde suç arıyoruz.
Ya çocuk problemli, çocuğu psikoloğa götürüyoruz düzeltsin diye. Bu çocuk laf dinlemiyor, bu çocuk sözü. Ya da diyoruz ki, geçen gün bir Instagram'da bir danışanlarımdan yeni bebek sahibi oldu. Böyle bir genç kadın şöyle bir dizi kitap paylaşmış, hiçbiri işe yaramadı diye. Yaramaz. Çünkü bize sürekli çocuğuma nasıl sınır koymalıyım? Nasıl yemek yedirmeliyim? Şunu nasıl yaptırtmalıyım? Tuvalet eğitimi nasıl? Halbuki arkadaşlar, bu doğal bağ aranızda varsa çocuğunuz sizin her yaptığınızı yapar. Yani civcivlere bakın. Annesi böyle gaga eşeliyor, o da öyle eşeliyor. Yani çocuğunuz siz ne yaparsanız doğal olarak onu yapar. Bu da bizim tabii ki çocuklarla beraber olduğumuz zamanlarda daha kontrollü olmamızı gerektirir. İşte böylece biz çocuk büyütürken aslında çocuklarımız da bizi büyütür. Çünkü kendimizi salamayız. Düzgün bir insan olmak zorunda kalırız. Çocuklarımız bizi düzeltir. Sigara mı içiyorsunuz? Çocuğunuzun onu örnek almasını istemezsiniz. Abur cubur mu yiyorsunuz? Yani ama biz şunu isteriz. Yani çocuğumuz abur cubur yemesin ama biz iki arada bir derede abur cubur yiyelim, o da görmesin. Öyle değil. Çocuğumuz bizim yanımızda olacak. O zaman biz de hayalimizdeki insanı doğurmak yetmiyor. O aynı zamanda o insanı bir daha doğurmak için düzgün davranışlarla onlara örnek olmak durumundayız. İşte küfretmemeliyiz, kötü söz söylememeliyiz, dedikodu yapmamalıyız, işte kitap okumalıyız. Bizde ne görürse onu yapacak. Bu bağlanma çocuklarımızda doğuştan vardır. Yeter ki bu bağlanmadan uzaklaşmayalım. Bu bağlanmayı düşman olarak görmeyelim. Benim çocuğum bağımlı, benim panik olmayın, sakin olun. Ay çocuk bağımlı, ay çocuk benden ayrılmıyor, ay çocuk yakamdan düşmüyor. İyi bir şey. İnsanlar birilerini takip ederek öğrenirler. Bağlanma yaşımız kaç olursa olsun bir ihtiyaçtır. Biz birisine bağlanmadan hayatta kalamayız. Yetişkin olduğumuzda bile birilerini takip etmek, birilerine inanmak isteriz. İnşallah kılavuzumuz karga olmaz böyle zamanlarda. İnanmak bir ihtiyaçtır, takip etmek bir ihtiyaçtır. Yani bitirirken şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınızla ilgili dertlenmeyin. Benle beraber yatmak istiyor, benim yanımda olmak istiyor. Son derece normal. Nasıl ayırmalıyıma kafayı takmayın. Çünkü bunu nasıl ayıracağınızı size sunan bir pedagoji var. Bir zehirli pedagoji var. Bununla ilgili size yardım eden, ayrı uyusun falan. Aman ha, çocuğunuz koptuktan sonra ona bir daha bir şeyler yaptırtmanız çok çok zor. Ben böyle kısaca bunu anlattım. Ama arkadaşlar, bu bağlanma olayı, güvenli bağlanma olayı, eğer istiyorsanız, aklınıza yattıysa, konuyu sevdiyseniz, daha da detaylı sorularınız varsa, hikayeleriniz varsa alayım onları. Bir ayrı oynatma listesi isterseniz oluşturalım. Uzun zamandır görüşememiştik. Bu videoyla bir kere daha merhaba demiş oldum sizlere. Bugünlük bu kadar. Detaylandıracağım ama bu arada tabii tipten tipe değişiyor olabilirim. Birazcık kilo aldım. Biraz o yüzden YouTube videosu. Bu Ramazan bana yarıyor. Ramazan'da kilo alanlardanım ben. O yüzden de biraz kilo yüzümsüzüz de ondan sonra video çekeyim dedim ama sonra dedim, sen bu haline de güzelsin. Ya boş ver dedim ya. Bu haline de güzelsin. Çok da değil arkadaşlar. 3 kilo alıyorum. 1,5 kilosu suratımda. 3 kilonun 1,5 kilosu burada. Öyle işte. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çocuklarınızla bağlı kalın. Ve sorularınızı yazın. Görüşmek üzere.